Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Epic Game'den nasıl oyun indirilir, Steam'den nasıl oyun indirilir, Hello Neighbor'ı ücretsiz olarak yani ücretsiz versiyonlarını Steam'den nasıl indirir oynarız ve ayrıca ücretli olarak Hello Neighbor'ı nasıl Steam'den satın alırız bunları göstermeye çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak Epic Game'den başlayacağım. Steam'i daha sonraya bırakacağım. Çünkü Steam'de anlatacaklarım çok uzun. Epic Game'de kısaca değineceğim. Epic Game'de şu an GTA 5 ücretsiz arkadaşlar. Bu oyunu Epic Game kütüphanenize eklerseniz 10 yıl sonra bile indirme hakkınız var bunu. İstediğiniz zaman indirebilirsiniz ondan sonra. Şu an bilgisayarınız iyi olmayabilir. 2 yıl sonra güzel bir bilgisayar alabilirsiniz. Epic Game hesabınızla o oyunu 2 yıl sonra tekrar indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an ücretsiz. Bunu kaçırmayın diyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Çünkü GTA 5 yani fiyatına birazdan bakacağız. Çok pahalı bir oyun. Evet, nasıl yapacağımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar, bu oyunun ücretsiz olduğu şu an tüm piyasalarda yayıldı. Herkes biliyor. Tabii sizin de birçok kişi biliyor aranızdan bunu. Yorumlarda da bana söyleyen arkadaşlarınız oldu. Şimdi ekranda yorumlarını görüyorsunuz arkadaşlarımızın. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hemen nasıl Epic Game'den GTA 5'i ücretsiz alırız ona geçelim. Arkadaşlar ilk olarak yapacağınız şey Google Chrome'a Epic Games yazmak. Gelen ekranda en üst tarafta çıkan Epic Games'e tıklayın. Bakın şu an Epic Game'in ana sayfasındayız. Burada, şurada üst taraftaki ana ekrandaki yerde ikinci butona tıkladığınızda GTA 5'i ücretsiz edinebileceğiniz yer geliyor. Bundan önce yapmanız gereken ilk şey, Epic Game'e kayıtlı değilseniz Epic Game üyeliği almanız gerekiyor. Bu da çok basit. Sağ üst köşede bulunan giriş yap butonuna tıklıyorsunuz. Ve burada gelen mail ve şifre kısmını doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer varsa yukarıdaki sosyal medya hesaplarından veya mailden direkt bağlantı alabilirsiniz. Ben mesela şu an Gmail ile nasıl girileceğini göstereceğim. Benim bilgisayarımda Gmail'im kayıtlı. Ona tıklıyorum. Karşınıza bilgisayarınızda kayıtlı olduğu mail hesapları çıkıyor. Mail hesaplarının hangisini seçmek istiyorsanız ona tıklıyorsunuz. Daha önceden giriş yaptığım için beni direkt şu an hesabımla beraber girişe yönlendirdi. Size bir tane onay kodu gönderecek bundan sonra mailinize ve o onay koduyla hesabınızı Epic Game'de onaylatacak. Bunun dışında yapacağınız hiçbir şey yok. Ben bu onay kodunu daha önceden yaptığım için mail hesabıma tıkladığım an direkt Epic Game hesabına bağlandı. Artık bu sayfada bir şey yapmanıza gerek yok. Buradan da alabilirsiniz ama Epic Game'i bilgisayarınıza indirmenizi öneriyorum. Bunu da en üst kısımda Epic Game'i indir diye bir buton var. Buradan indirip yükleyebilirsiniz. Tabii ki şu an bulunduğumuz ekrandan da yine GTA 5'i alabilirsiniz. Hemen ben size Epic Game'in masaüstü versiyonunu göstereyim. Google Chrome'dan çıkıyorum. Bakın ben burada daha önce indirdiğim Epic Games Launcher'ı açıyorum. Evet, Epic Games Launcher'ımız açıldı arkadaşlar. Bundan sonra sırada yapacağınız şey şu. Şu üst kısımda bulunan ekrandan ikinci kısımda bakın GTA 5 ücretsiz olarak yayınlandığı burada söyleniyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu 21 Mayıs'a kadar geçerli. Hızlıca bunu kütüphanenize ekleyin. Burada gelen ekrandaki resme tıklarsanız size GTA 5'in satıldığı sayfaya yönlendirecek. Bakın normalde 169 TL bu oyunun ücreti vardı. Şu an ücretsiz. 21 Mayıs'a kadar ücretsiz. Bende zaten var görünmesinin nedeni şu. Ben daha önceden bu oyunu aldım. Aldığım için bende zaten var görünüyor. O yüzden ben bir şey yapamıyorum yani bununla ilgili şu an. Ama burada bunu satın al butonu çıkacak. Satın al dediğinizde sizden hiçbir para karşılığı istemeden satın almanızı sağlayacak bunu. İndirmenize gerek yok. Çünkü 95 GB bir alan istiyor. Eğer ki bilgisayarınızda yeterli alan yok veya bilgisayarınızın bu oyunu açamayacağını düşünüyorsanız sadece satın al butonunu yapın. İndirme safhasına geçmeyin. Satın alın. Satın aldıktan sonra onayını verin. Yani satın al dediğinizde kesinlikle bakın ücret yok arkadaşlar. 21 Mayıs'a kadar ücretsiz. Bunu hesabınıza geçirdikten sonra bu Epic Game hesabınızı artık başka bir bilgisayara kursanız bile o bilgisayarda Epic Game hesabınızdan ücretsiz olarak GTA 5'i oynayabileceksiniz. Bununla ilgili yine sorularınız olursa Epic Game ile ilgili yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Açık açık anlatmaya çalıştım. Ama kesinlikle arkadaşlar GTA 5'i kaçırmayın derim. Çok pahalı bir oyun çünkü. Yani 200 liraya yakın fiyatı var. Yani şu an 169 liradan satılan oyunu ücretsiz veriyorlar. Dünya çapında bence herkes şu an bunu indiriyordur. Epic Game'i ve GTA 5'i anlattığımı düşünüyorum. Hemen geçiyoruz Steam'e.
Evet arkadaşlar, bu arada benim Steam hesabımdan ekli arkadaşlarınız var. Şu an tatlış mı tatlış bir çocukla yazışıyorum. Buradan da Steam'de hesabınız olursa benimle çok rahat yazışabilirsiniz. Burada sorularınız olursa Steam hesabından da bana sorabilirsiniz. Tatlış mı tatlış bir çocuğa da buradan çok selamlar söylüyorum. Beni hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli Steam'den bana bir şeyler yazıyor. Çok selamlar arkadaşımıza. Evet, devam edelim videoya. Evet, geldik arkadaşlar. Steam'den Hello Neighbor'ı nasıl indiririz, nasıl oynarız, ne yaparız? Bununla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Steam'den Hello Neighbor nasıl indirilir? Yine Google'a Steam yazın. Evet, Steam'in ana sayfasına buradan tıklayarak girebiliyoruz. Arkadaşlar, Steam'in ana sayfasını kullanmayın. Yani Steam'i bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınızdaki versiyonla birçok şeyi çok daha rahat indirebiliyorsunuz. Zaten sizden bunu isteyecek. O yüzden şu üst kısımdan Steam'i yükleyin butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirin ve yükleyin. Şu an benim bilgisayarımda yüklü ve içinde birçok oyun olduğu için nasıl yüklendiğini size gösteremiyorum. Ama buraya yükleyin butonuna tıkladığınızda, bakın şurada Steam'i yükleyin diye bir buton çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Bilgisayarınıza indiriyor. Bu alttan yine Steam Setup'a tıkladığınızda karşınıza ekran geliyor. Ben de çalıştır gel. Belki çalıştır butonu çıkmayabilir, setup çıkabilir. Benim setup'ım yapıldığından, bilgisayarda olduğundan direkt oraya geçiyorum. Oradan anlatmaya devam ediyorum. Yapacağınız şey bilgisayarı Steam'e indirip yüklemek. Hemen nasıl oyun indireceğimize geçiyorum. Arkadaşlar, masa üstündeki Steam'i çalıştırıyoruz. İlk olarak arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Ben size bugün Steam'den Hello Neighbor ile ilgili şeyler anlatacağım. Ama bu Hello Neighbor'ı mesela indirdik veya satın aldık. Bunları yaptıktan sonra zaten tüm oyunlar aynı şekilde işlediği için siz de kolaylıkla herhangi bir oyunu da Steam'den satın alabilecek veya oynayabileceksiniz. Ücretsiz veya ücretli fark etmez. Şimdi ücretsiz olarak Hello Neighbor'ı abi nasıl indiriyorsun diye bana soruyorlar. Sürekli. Bu çok kolay arkadaşlar. Yapacağınız şey ekranda yukarıda bulunan mağazada ara kısmına Hello Neighbor yazıyorsunuz. Bakın burada şu an 50 TL'ye satılan Hello Neighbor çıktı. Bunun dışında ücretsiz olarak Hello Neighbor Alpha 4 çıktı. Öncelikle ücretsiz olanları göstereceğim size ve tüm Hello Neighbor'ın oyunlarının nasıl ücretsiz oynayabileceğinizi veya ücretli olanları da nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi giriyoruz, tıkladık. Ücretsiz olarak şu an Hello Neighbor Alpha 4'e tıkladım. Şu an sadece karşımızda Hello Neighbor Alpha 4 var. Yani acaba Hello Neighbor'ın diğer bölümleri, diğer oyunları nerede diye aramak istiyorsanız da onu bakın şurada tüm oyunlar, macera oyunları Hello Neighbor serisi diye burada bir sıralama yapmış. Şuradaki Hello Neighbor serisine tıklarsanız eğer karşınıza bakın aşağı çekiyorum Hello Neighbor'ın oyunları çıkıyor. Gördüğünüz gibi hepsi burada var. Secret Neighbor zaten ben almışım. İşte diğer oyunlar, ücretsiz olanlar. Bakın Secret Neighbor burada 32 TL diye yazıyor. Hello Neighbor Alpha 4, Alpha 3, Alpha 2, Alpha 1 ve Pre Alpha. Örnek olarak bugün size Hello Neighbor Alpha 4'ü göstereyim. Çünkü Hello Neighbor'ın en son versiyonuna en yakını Alpha 4. Yani normal Hello Neighbor'ı bir yerden crackli olarak indirirseniz, kaçak olarak indirirseniz bilgisayarınıza virüs falan bulaştırabilirsiniz. Bu nedenle hani oynamak istiyorsanız Alpha 4'ü oynayabilirsiniz. Bunun dışında yine ücretsiz olarak bakın Alpha 3, Alpha 2, Alpha 1 ve Pre Alpha da yine Steam'de bulunuyor. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Kesinlikle bir kuruş bile ücret ödemeden bu bölümleri oynayabilirsiniz. Hello Neighbor'ın orijinal versiyonu ise şu an Steam'de 50 TL. Şimdi örnek olarak size ben Alpha 4'ün nasıl indirildiğini göstereyim. Evet, Alpha 4'ün ekranına geldiğimizde arkadaşlar aşağıya doğru geliyoruz. Bakın burada oyunu oyna diye bir buton var. Ücretsiz olarak oyunu oynayabilirsiniz demek. Bu şuradaki ücretsiz yazıyorsa hemen oyunu oyna butonuna tıklıyoruz. Ve karşımıza geliyor bir ekran. Burada diyor ki oyunu nereye kuracaksınız? Ne kadar alana ihtiyacınız var? Diyor ki bakın gerekli depolama alanı 2.69. Yani bilgisayarınızda 2.69 GB'lık veri alanı olması gerekiyor. Kullanılabilir depolama alanı da 47 GB diyor. Yani rahatlıkla bunu kurabiliriz. Bundan sonra yapacağınız şey ben bunu nereye kurabilirim? Kuracağınız yeri de şuradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada herhangi bir klasöre oyunu kurabilirsiniz. İlla ki C'deki Steam klasörünün içine kurmanız gerekmiyor. Hemen bakın alt kısmında E'de yeni bir Steam kütüphanesi oluştur var. Buna tıklayarak E kısmında yeni bir klasör oluşturup Steam Library adında klasör oluşturup seç derseniz artık E'ye bunu kurabilirsiniz. Burada da bakın 61 GB'lık boş alanım varmış. Ben E'ye kurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü C'ye çok yoğunlaştığınızda bilgisayarınız yavaşlayabilir. O yüzden E klasöründe bunu ileri butonuna tıklayıp oyunu indirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an oyun indi. Bakın şu alt tarafta küçük bir tane uyarı verdi bana.
Hello Neighbor Alpha 4 diye. Hemen kütüphanem olan yere geçiyorum arkadaşlar. Hello Neighbor, bakın şu an Alpha 4 kütüphaneme eklendi. Bunun üzerine tıklıyorum. Böyle bir ekran geliyor. Burada oyna butonuna tıklıyoruz. Ve bize Alpha 4'ü açıyor. Evet, ben daha önceden bu oyunu Steam üzerinden oynadığım için nerede kalmışsam şu an kayıtlı olarak oradan devam ediyor bakın. Ben daha önceden biraz hani size bununla ilgili videolar çekmiştim, oynamıştım. O yüzden burada kaldığım yerden Steam'de devam ediyor. Bunun dışında bunun ayarlarını yapmak için de ESC tuşuna bastığınızda sizi menüye atıyor. Burada yine aşağı geldiğinizde Settings'ten ayarlarını yapabilirsiniz. Grafik ayarlarını veya dil ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Grafik ayarlarını bakın en üst seviyede oynamanız gerekmiyor. Benimki en üst seviyede kaldırdığı halde ben bunu video çekebilmek adına, rahatlıkla video çekebilmek adına medium seviyesine aldım. Bunu yine bakın en az seviyeye bile indirseniz de oynasanız yine çok büyük bir görüntü farkı olmuyor bakın. Efsane bir görüntü farkı olmuyor. Alpha 4'de arkadaşlar bu şekilde indirip oynayabilirsiniz. Bıyıklı amcaya buradan mantar tabancasını vurup onu sağa sola fırlatabilirsiniz. Alpha 4'ü göstermemin nedeni şu size arkadaşlar. Alpha 4 normal Hello Neighbor'a en yakın ücretsiz versiyon. Ama Hello Neighbor'ı mı oynamak istiyorsunuz? Bunu parayla satın almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yine Steam'den bu oyunu ücretli olarak almanız gerekiyor. Bunun dışında hani bazı arkadaşlarınız crackli olarak bazı sitelerden indirdiğini söylüyor ama hani bunu size bırakıyorum. Ben böyle bir şey yapmam çünkü bilgisayara virüs bulaştırabilirsiniz. Bu sizin canınızı sıkabilir. Bu hesaptan ben Hello Neighbor almamıştım. Şimdi size ücretli olarak nasıl alındığını göstereceğim. Yine bakın mağaza kısmına geliyorum. Buraya Hello Neighbor yazıyorum. Bakın 50 TL'lik ücretli kısmı geldi. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın bu sefer şurada sepete ekle diye bir buton çıktı artık. Bunun altında tabi böyle daha farklı size avantajlı paketler sunabiliyor. Bunlara da bakabilirsiniz. Sepete ekle kısmından tıklıyorsunuz. Burada ne yapmanız gerektiğini soruyor size. Hediye olarak mı yoksa kendiniz için mi? Kendim için satın al butonuna tıklıyorsunuz. Burada sizden kart bilgilerinizi istiyor ve kart bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Kart bilgilerinizi girdikten sonra arkadaşlar devam et butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra karşınıza gelen ekranda bakın ne kadar ücret ödeyeceğiniz falan hepsi yazıyor. Bundan sonra Steam abonelik sözleşmenizi onayla butonuna tıkladıktan sonra satın al butonuna tıklıyorsunuz. İşlem yapılıyor ve satın alımınız için teşekkür ediniz kısmını gördüğünüzde artık o oyun sizin. Onu ücretli olarak satın almışsınız demektir. Burada kütüphane kısmına tekrar geldiğinizde bakın artık burada Hello Neighbor var. Ben bunu daha önceden hiç Steam'den satın almamıştım. O yüzden bu şekilde size göstermek istedim. Bundan sonra tekrar yükle butonuna tıklıyoruz. Bize yine gerekli depolama alanının ne kadar olduğunu gösteriyor. Buradan oyunu yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. 4.79 GB alan istiyormuş. İleri diyorum ve oyunu indirmeye başlıyor. Oyunu indirip bitirdikten sonra da oyunu yükleyip açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, işte sonunda oyunumuz da indi. Bundan sonra oyunumuzu açabiliriz. Yine oyna butonuna buradan tıkladığınızda bu şekilde bir şey çıkarsa karşınıza arkadaşlar evimdeki iş yerimdeki ağlara özel olanı tıklayıp erişime izin ver diyeceksiniz ve oyun açılıyor. Bu arada arkadaşlar bunda şöyle bir şey. Biraz araştırdım, Steam'de şeyler varmış. Böyle modlar varmış Hello Neighbor'da. Size mod yükleyeceğim ve mod oynayacağım. Buna karar verdim. O yüzden Steam'de ayrı olarak bunu aldım. Şurada düzenleme kısmına mod yüklüyormuşuz. Mod yüklemeleri yapacağım ve tüm modları en güzel şekilde sizler için oynayacağım. Çünkü Hello Neighbor çok isteyen arkadaş var. Bunu da bu şekilde anlattık. İnşallah kafanızda takılan bir nokta kalmaz Hello Neighbor'ı indirme ile ilgili yani. Dediğim gibi Alpha 4'ü. Hatta Steam'e şöyle bir geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Şu an benim kütüphanemde işte Hello Neighbor var. İşte Alpha 4, 3, 2, 1 hepsi var. Hatta pre-alpha da vardı. Silmişim demek ki onu da. Yani bunların tamamını indirebilirsiniz. Ben Alpha 4'ü şu şekilde gösterdim size. Hello Neighbor'ın son versiyonuna en yakını Alpha 4. Onun dışında Hello Neighbor'ın normal versiyonu dediğim gibi 50 TL. Bunları satın da alabilirsiniz. Alpha 4'ü indirip yani Hello Neighbor'a yakın bir versiyon diye onu da oynayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Epic Games'ten size
GTA 5'in nasıl ücretsiz olarak indireceğinizi anlatmaya çalıştım. Bunun dışında Hello Neighbor'la ilgili de Alpha 4'ü nasıl ücretsiz indirirsiniz? Hello Neighbor'ın normal versiyonunu da ücretli olarak nasıl alabilirsiniz? Bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah video sizler için açıklayıcı bir video olmuştur arkadaşlar. Şimdi yorumlarınızı okuduğumuz sahneye geçelim. Ondan sonra da bay bay diyelim. Hadi herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Geldik arkadaşlar yorumlarınıza. Kenan Altın demiş ki abi adımı okur musun? Bir de derileriyle deri set yap. Kenan Altın'a buradan çok selamlar. Önerisi için de teşekkürler. Demir Berke'ye geldik. Demir de o kadar çok yorum yapmış ki Demir ismimi okur musun demiş. Ama tabii bunun dışında birçok daha yorum var. Yani Minecraft'ı bize baştan aşağı özetlemiş. Demir'e versek kitabını yazar galiba Minecraft'ın. Arkadaşlar çok takılmayın. Oyunlarda eğlenmeye çalışıyorum. Böyle çok detaylara girmeye gerek yok. Minecraft'ta hani süper oynamamıza gerek yok. Oyunda videoda eğleniyorsanız bu yeterli benim için. Yoksa gireyim Minecraft'ın her şeyini çözeyim falan bunlarla uğraşırsak vallahi haftalarımızı alır. Daha Hello Neighbor'da ilerleyeceğimiz yerler var. Modları kuracağım size ona göre. Pronos Grup abi ismimi okur musun demiş. Bu arada neden PUBG Mobile'de isteğimi kabul etmiyorsun demiş. Arkadaşlar arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum. Ancak oyun isteklerinizi bazı arkadaşlarınızla oynadım biliyordurlar. Bana rastladıklarında oynadıklarım oluyor hani PUBG Mobile'de. Ancak Pronos Grup bana oynama isteği attığı sırada ben o sırada video çekiyordum. Ve video çektiğim sırada da hani sizi araya alamıyorum. Ama video çekmem bittikten sonra tüm isteklerinizi kabul edip oyunlar oynuyorum. Oynadığım arkadaşlar var kanalda. Birkaç arkadaşınızla PUBG Mobile birlikte oynadık. Kuzey Köroğlu abi ismimi okuyor musun demiş, seviliyorsun demiş. Kuzey'e buradan çok selamlar, Trabzon'a selamlar. Ben de Trabzonluyum biliyorsunuz. Oyun zamanı abi ismimi okur musun demiş. Oyun zamanı yine buradan çok selamlar. Ve bu şekilde bitmiş arkadaşlar. Dediğim gibi oyunları sizin istediğiniz oyunları oynamaya çalışıyorum. Ve bununla ilgili çok takılmayın arkadaşlar. İşte şunu bilmiyor, bunu bilmiyor, şu şöyle, bu böyle diye takılmanıza gerek yok. Ama önerilerinizi yapın. Yorumlarda bana yaptığınız öneriler çok hoşuma gidiyor. İşte abi şöyle yap, böyle yap diye yaptığınız öneriler çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ediyorum hepinize. Yine oyunlarınızı yazmaya devam edin. Oynamaya çalışacağım hepsini. İnşallah diyorum. Biraz zor oluyor benim için ama bulup bulup oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii bunun dışında yine klasik oynadığımız oyunlarda düzenli olarak gelecek. Minecraft'ın ikinci serisi de yakında gelecek arkadaşlar. O çubuğun üzerine güzel bir ev kuracağım sizler için. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bay bay.